Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda Gümenal. Bugün size yılbaşı çekilişinin sonuçları, yılbaşı çekilişini yapacağım. Yani nasıl gözünüz önünde yapacağım yani. İsimleri falan hep böyle ayarladım. Bu arada az önce gülme krizine girdim, neyse. Onları şu şekilde hazırladım vallahi, kağıtları tek tek. İsimleri, yorumlardaki isimleri. Tabi yorumlar kurallara göre olanları aldım. Şöyle göstereyim. Burada. Of. Bu da erkeklerin olduğu, erkeklerin isimlerinin olduğu şey. Evet, çekilişi çekmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biraz bir şey söylemek istiyorum. Bu arada isimleri falan hazırlarken sayın muhasebecim... Noter bulamadık muhasebeci zorunda. Muhasebeci ayarladık. Sırf bir herhangi bir şey olmasın değil mi? Aksilik olmasın. Değil mi? Olmasın diye. Tabii canım, tabii. Elimizde muhasebeci vardı. Muhasebeci kullandık. Evet, elimizde muhasebeci vardı. Muhasebecimiz Sayın Hacer Girls beyefendiyi kullandık. Eşim oluyor kendisi. Kullanılıyorum. Eşim. Ben de kullanılıyorum bu arada. Neyse. Bu arada çekilişimiz ne hakkındaydı onu hemen söyleyelim. Parfümler hakkındaydı. LR'nin güzel parfümleri. Güzel parfümleri için çekiliş yaptık. Bir erkek bir kadın parfümü olmak üzere. Onları da tekrar hatırlatalım. Değil mi Halil Bey? Evet. LR. Şimdi LR hakkında da ben kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Aloe Vera. Aloe Vera. Aslında Halil Bey daha çok biliyor. Dudağı bununla ilgili. Bana yine yardım edecek kendisi de. Kendisi bunun satışıyla ilgileniyor. İlgileniyoruz. Kendisi daha çok ilgileniyor tabii. Şimdi parfümler hakkında kısaca bilgi verelim. Kokuları güzel. Gerçekten çok güzel. Ondan sonra sağlık ürünleri olduğu için bu şeye çok dikkat ediyorlar. Kararma durumları. Tene sıkılabilir. Tene direkt sıkılabiliyor. Ondan sonra bu kırışıklıkla ilgili neydi? Kırışıklığı böyle hani normal erken diğer yaşlandırmaya sebebiyet vermiyor. Erken yaşlandırmaya sebebiyet vermiyor. Mesela diğer parfümlerde bu o kozmetik oranları çok fazla ama bunda o şey oranları değil mi az? Evet. Yaşlandırıcı özelliği yok yani neredeyse. Gerçekten denenmiş ürünler yani denenmiş, onaylanmış Almanya ürünleri. Ve üzerinde son kullanma tarihi. Ha, evet, üzerinde bu arada gerçekten çok önemli değil mi? Son kullanma tarihleri var. Neredeydi orası? Evet, mesela bununki 20.11.2021. Şurada yazıyor. Biz 2020 yılına gittik. Bu arada mutlu yıllar. Mutlu yıllar herkese arkadaşlar. 2020 yılına girdik. Ve bununki 2021. Yani bir sene boyunca zaten bu çoktan biter yani. Yani son kullanma tarihleri var. Bu çok önemli bir detay. Ve astım hastaları da kullanabilir. Kendisi çok ıslatı kullanıyor. Astım hastaları çok iyi yani. Gerçekten öncelik bunlar için, bu ürünler için sağlıklı olması öncelik. Sağlıklı olması. Daha sonra diğer detaylara giriliyor. Ve bu arada yorumları da inceledik. Çok güzel. Yorumlarınız hakkında çok mutlu oldum. Güzel dilekleriniz için. Herkese gerçekten buradan iyi yıllar diliyorum. İnşallah mutlu olabileceğiniz, dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olur sizler için. Çekiliş hakkında da şöyle, ben demiştim size, videomu beğenin, abone olun ve şarkı söylemiştim 3 tane Christmas yılbaşı şarkılarını. Onlardan birini seçip yoruma yazın demiştim. Ve gerçekten beğendiğiniz olmuş. Buna çok sevindim arkadaşlar. Beni gerçekten dinlediğinizi ve sevdiğinizi de belirtmişsiniz yorumlarda. Çok mutlu oldum gerçekten. Umarım bunların devamı gelir. Yine ben video çekmeye devam edeceğim. Müzikle ilgili olsun. Bu değişik konseptlerde
değişik konseptlerde sizlere video çekmeye devam edeceğim. Ve şeyler içinde ama çekiliş içinde şöyle. Şimdi birer tane ana kişi seçiyoruz. 2 hours later. Çekeceğim, birer tane ana kişi seçeceğim. Bir de yedek seçeceğim. Yani birer tane de yedek seçeceğim. İlk ana kişiler seçeceğim. 2000 years later. Açıklamayın. Ana kişiler olmazsa diğerleri şey olacak. Ne olacak? Yenileriyle. Yenileri gerçek kişi olacak. 3000 years later. Yani ana kişiler olmasa diğer kişiler. Bir asıl bir yedek diyelim. Yedekler. Ha, bir asıl bir yedek. Yani kadın parfümden bir asıl bir yedek, erkek parfümden bir asıl bir yedek şeklinde ikişer kişi seçmiş olacağız. Başlayalım. Ne dersiniz? Başlayalım bence. Bu arada bakalım. Gerçekten çekilişte bayağı katılım oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. İlk çekilişim bu arada. Çok mutluyum. Sesimi de beğendiğiniz için o kadar mutluyum ki anlatamam. Yine şarkı videoları, değişik videolarla sizlerle olacağım. Çekelim mi? Ne yapalım? Çekelim. Okey. Okey diyordu. Evet. Şimdi şöyle kağıtları falan bayağı şey yaptık. Oradan gözüküyor mu? Güzel güzel karıştır. Yaklaştırayım mı? Şöyle bayağı karıştıracağım. Ay vallahi. Böyle hazırladık ama yani gözü sırf gözünüzün önünde yapayım diye böyle yapayım yani. Anladınız mı? Olacağım. Şimdi bir tane çekiyorum. Hazır mısın? Vallahi heyecanlı ha. Ben bir de heyecanlandım. Evet. Ha bu arada ay bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Çıkan kişi bana Instagram'dan ulaşsın bence. Ben buraya Instagram adresimi belirteceğim. Aybegum Onal Gol şeklinde benim Instagram adresim var. Oradan bana ulaşsın. Ben yine zaten ulaşmaya çalışacağım da. Siz bana Instagram adresinden mutlaka ulaşın çıkan kişiler. Asıllar zaten mutlaka ulaşsın. Ulaşmazsa ben artık yedeklere ulaşacağım. Yani mutlaka hepsi bana ulaşsın. Aybegum Onal Gol. Burada da belirteceğim arkadaşlar. Aşağı kısımda belirtirim ben onu. Herhangi bir kısımda yani. Takip edin Instagram adresini lütfen. Yani hem bunun için takip edin yani. Evet. Şimdi çekiyorum. Böyle geleneksel bir çekiliş. Falan ne yapayım yani. Evet. Ay yine düşünüyor. Tamam artık tamam, çek artık. Çekiyorum. Bir tane çekiyorum. Asılı çekiyoruz değil mi? Asılı evet, çekiyorum. Asıl. Tam milli piyango ve oku. Çektim vallahi bir tane. Evet. Bir tane çektim arkadaşlar. Gözüküyor mu çektiğim orada? Tabii. Ay çok heyecanlandım. Hiç. Allah nasıl kime çıkacak? Kesin ulaşılmaz biridir abi yani. Evet. Seda Şahin çıktı. Yaklaştır. Evet parfüm sana ait kardeşim. Gözüküyor mu? İsim gözüküyor mu? Çok net de gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet. Seda Şahin olduğu gözüküyor mu? Evet Seda Şahin. Tebrik ediyorum seni. Kadın parfüm sana ait. Bana mutlaka ulaşırsan kardeş. Tamam mı? Bir de yedek seçeceğim hemen. Artık ilk Seda Hanım ulaşmazsa ki yani ulaşır herhalde. Ulaşır sen mutlaka ulaşır. Şimdi ilk kişimizi unutmayalım Seda Şahin. Şimdi yedek seçiyorum. Fatma Öztürk çıktı. Hayret normal isimler çıktı. Bayağı değişik isimler vardı böyle. Silence, Freedom falan diye bir şeyler vardı. Ama normal isimler çıktı inanamıyorum. Hmm. Bir bak gözüküyor mu kardeş? Ay kardeşlerim. Bir bak gözüküyor mu canım? Ben göstereyim. Sen bir göster. Bu Fatma diğer kişi Öztürk. Fatma Öztürk. Ama asıl kazananımız arkadaşlar. Asıl kazananımız. Bunu da göster. Asıl kazananımızı gösterelim. Seda Şahin. Mutlaka bize ulaşsın. Instagram adresine ulaşsın. Parfümünü sana hediye edelim. Lütfen evet. Seda. Evet. Şimdi sıra nerede? Ne oldu? Sıra. Niye öyle bakıyorsun? Bayağı katılım var. Baksanıza arkadaşlar şöyle kağıtları göstereyim ya. İnanamadım ya bu kadar katılım olduğuna. Çok mutluyum yani. Şimdi erkeklerden biraz daha az. Şöyle onları da gösteriyorum. Şöyle bakın. Gözüküyor mu? Ha, baksana canım. Gözüküyor. Evet ilk asılı seçiyorum ben. Asıl. Çektim bir tane arkadaşlar.
böyle çekiliş yapan var mıdır? Çok merak ediyorum. Ben de yorum yapanı bulmaya çalışıyorum şu an. Demhat Şenol çıktı. Yaklaştı ama. Asıl kişi. Umarım ulaşırız yani. Dediğim gibi Instagram adresimden bu kişiler bana ulaşsın. Özellikle de asıl kişiler Demhat Şenol. Ve diğer yedek kişiyi seçeceğim. Demhat bana ulaşamazsa. Çektim. Evet. Yedek bir tane seçiyorum, söylüyorum. Mehmet Bozkurt. Şöyle göster. Bu da yedek kişimiz. Ama dediğim gibi öncelikli olan asıl kişiler arkadaşlar. Onlar ulaşmayınca diğerlerini. Demhat ve Seda. Değil mi? Asıl kişilerimiz bunlar. Evet. Bize mutlaka ulaşın. Dediğim gibi Aybagum Onal Gol hesabından bana ulaşın. Takip edin ve ulaşın. Evet. Senin demek istediğin var mı? Bu arada gerçekten tekrar edin bunu. Geri dönüşümleriniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yine müzikler olsun. Dediğim gibi vlog tarzı videolarım olsun. Böyle onlarla devam etmeye çalışacağım. Bu arada bana önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Sormak istediğiniz soruları da belirtin. Soru cevap videosu da yapabilirim. Bunları hani belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenin mutlaka. Efendim? Bir şey mi diyeceğim? Demhat'ın yorumuna ulaşabildim sadece şu an. Diğer yorumları. Tamam, ulaşırız onlara. Mutlaka ulaşacağız, merak etmeyin. Asıl olsun, yedek olsun. Birine göndereceğiz bunları. Ben söz verdim bunlar için. Ama gözünüzün önünüzde çektim arkadaşlar. İtiraz falan istemiyorum, kabul etmiyorum. Gözünüz önünde bak, şu kadar şu kadar kağıt var. Ben bunları kendim uydurmadım. Bu kadar kağıdı hep yorumlardan yazdım arkadaşlar. Yorumlarınızı her gün takip ettim. Her saat takip ettim. O derece. Değil mi? Sen evet, de biliyorsun. Şahidim burada. Sen de biliyorsun. Evet. Farklı bir şey söyleyecek miyim? Videom bu arada sona eriyor. Arkadaşlardan adreslere ulaşıp kargolarını kendimiz karşılayacağız. Evet, kargoları da ben karşılıyorum. Biz karşılıyoruz. Çünkü bu bir hediye. Çünkü bu bir hediye. O yüzden biz karşılıyoruz. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürünler. Kullanabilirsiniz. Hatta LR ürünleri için de bize ulaşabilirsiniz. Satışını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Mükemmel ürünler var. Diğer markalara falan bakıyorum da bence bayağı uygun yani LR'nin ürünleri. Çok iyi yani. Bize ulaşabilirsiniz bu konuda da. Diyeceklerimiz bu kadar değil mi şimdi? Sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Merak ettikleriniz için. evet, videom burada sona eriyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.